Ender Bilgin, teşekkürler. Aytemiz Alanya Spor'un başarılı teknik direktörü Çağdaş Atan'la birlikteyiz. Hocam biz tribünden çok keyif aldık. Çok iyi bir mücadele oldu iki takım adına da. Evet. Maça 3-4-1-2 ile başladınız kendi ifadenizle. 3-2-4-1 özür dilerim. Daha sonra oyun içinde seslenişinizle dizilişleri değiştirdiğinizi duyduk. Maçın teknik analizini bize yapabilir misiniz? Evet. Yani maçtan önce planladığımız her şeyi, özellikle oyunun ilk yarısından çok memnunum. Yani ikinci yarı Fenerbahçe 10 kişi kaldırdıktan sonra kolaydı. Tabii ki bizim daha domine ettiğimiz bir oyun oldu. Ama 11-11 iken de Fenerbahçe topa çok sahip olmaya çalışan bir takım hüviyetine büründü. Oyuncu tercihleri hep ona göre, yani Gustavo bile şu an yedek kulübesinde. Oyuncu tercihlerine göre çok topa sahip olmak isteyen, son zamanlarda topa sahip olan da bir takım. Ama biz yine önde şiddetli baskı uygulamaya çalıştık. Dediğimiz gibi 3-2-4-1 dizildik bugün sahaya. Geçen hafta Başakşehir'de de karşı da böyle dizilmiştik. Oyun kurarken özellikle. Başakşehir'den hiç isabetli bir şut yemedik. 3 tane de şutları vardı. Pozisyon vermeden maçı bitirdik. Bugün Fenerbahçe'de birkaç şutu var ama yine pozisyon vermeden bitirdik. O oyunun bize göre, kendimize göre bir avantajları var. Sağ ve sol stoperimizin karşısına 2 tane 8 düşürüyoruz orada blok kırma adına. Ve bunları iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Bugün Efecan'ı biraz daha içeride kullandık orta saha gibi. Orta saha üstünlüğünü ele almak istedik. Çünkü Fenerbahçe önünde baskıyla başlayacağını biliyorduk. Biz orada Marafona ile beraber 7'ye 5, 8'e 5 oynadık orta sahada. O yüzden ilk yarı kendi yaptığımız pas hatalarının dışında baskıyla top kaybetmedik. Takımımı dediğim gibi ilk yarıdaki oyundan dolayı kutluyorum. Aynı zamanda Emre Hoca'yı da kutluyorum. Gerçekten Erol Hoca tabii ki bu zamana kadar iyi getirdi Fenerbahçe'yi ama Emre Hoca geldikten sonra herkesin bildiği gibi farklı bir oyun oynanıyor. Ama biz Sosa'nın bağlantılarını keserek, işte iki stopere özellikle Salah'a şiddetli baskı uygulayarak onları uzun topa yönlendirdik. Ve bence Alanya Spor adına çok iyi bir maç oldu. Kazanabilirdik, bizi üzen nokta o. Ama oyun anlamında mutluyuz. Her geçen gün gelişiyoruz, başka oyunlar deniyoruz. Cebimize farklı formasyonlar koyuyoruz gelecek sene için. Bu sene Diamond 4-4-2 oynadık, işte 3-4-1-2 oynadık, 3-2-4-1 oynadık, 4-3-3 oynuyoruz. İkinci yarı 10 kişi kaldıktan sonra 4-3'e döndük. Biz dersimize çalışıyoruz. Kazanımlarımız oluyor, kaybettiğimiz şeyler oluyor. Onlardan ders alıyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Hocam iki genç teknik adam, siz ve Emre Bölezoğlu, maç içinde de güzel görüntüler verdiniz bu yolda. Şunu sormak istiyorum. Yayıncı kuruluşta şöyle bir ifade kullandınız. Mesut'un sahada kalması benim adıma biraz sürpriz oldu gibi bir şey söylediniz. Maçta başka sizi şaşırtan olumlu veya olumsuz bir şey oldu mu Emre Bölezoğlu? Şöyle sürpriz derken yani sonuna da şeyi ekledim. Cesurca olduğunu ekledim. Çünkü bu Emre Hoca'nın oynama isteğini gösteriyor. Topa sahip olma isteğini gösteriyor. Daha defansif bir orta saha oyuncusu koyup topa sahip olmaktan vazgeçebilirdi ama 10 kişiyle bile onu denemeye devam etti. Bence cesurca bir karardı. Ama sürpriz bir karardı. Mesut çok önemli bir oyuncu. Ondan faydalanmak istediler ama biz oraya Mesut'a, Pelkas'a çok sağlıklı toplar getirmeyerek görevimizi yaptığımızı düşünüyoruz. Emre Hoca, artık hoca diyelim, maçtan sonra da söyledim. Hocalık hayatında başarılar diledim ona. O da daha tabii herhalde kararını vermiş değil ama böyle önemli rakiplerle, önemli birikimleri, önemli deneyimleri ve değişik oyunları deneyen hocalarla karşılaşmak bizim için de önemli. Bizim de ufkumuzu genişletiyor. Biz ona bir şeyler vermişizdir inşallah. O da bize bir şeyler verdi. Bu maçtan kazanımlarımızı aldık. Önümüze bakacağız. Son olarak hocam, hem Alanya'sı Avrupa mücadelesi devam ediyor. Hem Alanya Spor'un hedeflerini soralım bu yıl ve önümüzdeki yıl için. Sizin de kişisel hedeflerinizi sormak isterim ayrıca. Evet, yani Alanya Spor olarak ilk 5'te bitirmek istiyoruz. Ha bu ilk 5'te bitirmek, şöyle söyleyeyim, yani bir avantaj mı dezavantaj mı onu bilmiyoruz. Yani şimdi Beşiktaş kupayı alırsa, bir de Antalya Spor var olayın. Bizim kendi şehrimizin takımlarından bir tanesi. Beşiktaş kupayı kazanırsa 5. takım Avrupa'da ön eleme oynayacak. Orada da 3 tane ön eleme maçı var. Ligi erken açıyorsun. Pandemiden çıktı oyuncular. Hepsi yorgun. Önemli bir tatil vermemiz gerekiyor. 5. lig bir avantaj mı dezavantaj mı bilmiyoruz ama 5. olmak istiyoruz. Sonunda bakalım yani bizi nereye götürecek bilmiyorum. Benim daha önce bir röportajımda söylediğim gibi Alanya Spor'da 2-3 sene burada hem staj gibi hem de kazanım olarak önemli şeyleri deneyip hata yaparak, doğru yaparak kendimi geliştirmek istiyorum ve Avrupa'ya gitmek istiyorum. Zaten futbolculuğumda da radikal bir karar alıp Avrupa'ya gitmiştim. Hocalığımda da orada çalışmak isterim ama bilgimiz, donanımımız, işte deneyimimiz bizi oraya taşıyacak mı taşımayacak mı göreceğiz. Ama amacım ülkemizi
En son herhalde Fatih Hoca çalışmıştı buradan, Avrupa'da transfer olarak gitmişti. Çalıştıran bir Türk teknik direktör olmak istiyorum. Hocam bizi kırmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Bize ben vakit teşekkür ayırdınız. Teşekkür ederim. Stüdyoya da iyi yayınlar diliyorum. Çok herhalde. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Aytemiz Alanyaspor'un başarılı teknik direktörü Çağdaş Atan bizimleydi. Bizim Alanya'daki yayınlarımız sona erdi. Söz tekrar Ender Bilgin'de. Teşekkür ediyoruz Selim'e, Çağdaş Hoca'ya da vakit ayırdığı için. İki tane aslında satır arasında kalan sözü var. Bir tanesi artık hoca demem lazım ama Emre Hoca daha da tam kararını vermiş değil dedi. Konuşmuş. Hoca olarak devam etme konusunda. Daha da tam kararını vermiş değil gibi bir ifadesi var. Ya da Fenerbahçe'de kalmak anlamında mı söylüyor onu? O satır arasında kalan öyle bir ifade var. Bir de beşincilik avantaj mı, dezavantaj mı? O da tartışılır. Çünkü sezonu erken açmak anlamına geliyor dedi. Beşincilik kovalayan takımların böyle bir handikapı da olabilir tabii. Temmuz sonu, Ağustos. 13, 14, 15, 16 Ağustos'ta lig başlıyor zaten. TFF'nin açıkladı. Temmuz başı falan ilk elemeler başlıyor değil mi? Temmuz'un 10'u. Haziran'ın 25'inde başlayanlar bile var yani. Bunlar Temmuz'un ikinci yarısına kalıyor. Evet. Burası ikinci yarıya kalıyor. Tabii şimdi de Euro 2021 falan var ya hocam. Daha sonra 2020, sonrası Dünya Kupası gördüğümde 2021 hemen. Sonra bir sene sonra Dünya Kupası var. Bütün takvim bir sene sonra değil. Belki gibi. Dünya Kupası devre arası falan mı oynanacak? Doğru doğru. Devre arası oynanacak. Katar, hatta Katar'da canım, doğru. Kasım Aralık'ta. Kasım Aralık'ta oynanacak. Yani. 2022 Kasım Aralık'ı. Evet, Allah hepimizin kolaylığını versin. Takvim bayağı bir sıkıştı. İki tane burada futbol. enteresan. Ya bu zaten öyle bir sezon geçti ki futbolcular da yoruldu. Herkes yoruldu yani. Emre Hoca ile ilgili olan kısmı ne diyorsun Gürcan? Daha tam kararını vermiş değil ifadesine. Bilmiyorum ben Emre Belözoğlu'nun da kendi durumuna ne yapıp ne yapacağını bakacağını zannediyorum. Bir de burası Fenerbahçe yani sen karar veremezsin bazı şeylere. Belki o hani... yani ne kadar tabii. Çünkü biliyorsunuz bu sene en son sözleşme yapılan kişi Emre Belözoğlu'ydu. Hmm. Yani transferleri yapıyordu adam, oradan oraya koşturuyordu değil mi? Hesap kitap içindeydi, sözleşmesi yoktu sportif direktör olarak. En son onunla sözleşme yapıldı ki o dönem içinde yani sözleşme imzası sırasında yaptığı konuşmada Emre Belözoğlu dedi ki yani benim kariyer planlarım daha 22 farklıydı. 22 Temmuz'muş bu arada, buyur. Daha farklıydı dedi. Yani ya buradan çıkardığımız dillendirmedi ya bir sene daha futbolcu olarak devam etmek istiyordu ya da teknik direktör olarak devam etmek istiyordu. Ama sonuçta 3 tane büyüklük görmüş bir isimden bahsediyoruz. Hepsini gördü yani. La Liga'yı gördü. Gürcan abi bunu Çağdaş'ın gördü. Söylememesi lazım ama mesela. Yani. Bence de. Hani birebir konuşmuştur. Emre bu büyük ihtimalle orada konuştular. Ama benim Çağdaş Hoca'nın böyle bir